Selam canlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Açılışı böyle bugün valizlerimle yapayım dedim. Valizlerim hazır, inşallah. İkide bir tartıyorum. Bir tane daha küçük valiz olacak. Ne kadar da dikkat etmeye çalışsam, gene de onu al koy, bunu al koy, şu kıyafettir, şu ayakkabıdır. Ne bileyim, gene de bir sürü oluyor maalesef. İşte arabayla gitmenin en güzel yanı da yük sorununuzun olmaması. İstediğinizi alıp götürebiliyorsunuz. Valizlerim hazır işte. Gamze şu anda hazırlanıyor. Ben de birazdan gidip hazırlanacağım. İnşallah saat böyle 2-2,5 gibi yola çıkıp havaalanına gitmeyi düşünüyorum. Burada genellikle yol çalışmaları olduğu için trafiğe kalmak istemiyorum. Arabamı 5'te park edeceğim çünkü. Geç kalmayalım. Erken gidelim, geç kalmayalım. Çünkü daha bunları da vereceğiz. Hani fazla mazda çıkarsa onlar ayarlanacak, edecek, sıraya gireceğiz. Derken epey zaman alacak. Öyle. Hava bugün maşallah güzel şansıma. Güneşli yani. Biz gidiyoruz, hava güzel olacak. Ama sadece bugün. 10 gün gene yağmur var. Hava durumuna baktım yani. 10 gün yine yağmur var. Bu arada çiçeklerim de çok güzel açtılar. Şimdi uzaktan belki görünmüyorlar. Çok güzel açtı çiçeklerim valla. Pencerelerimi kilitledim. Sadece şunu açık bıraktım. Onu da çıkınca kilitleyeceğim. Bu zaten kapalı. Yukarıdaki pencerelerin de şu en küçük bölümünü açık bırakacağım ki çok sıcak olmasın. Hava alsın ev. Ondan sonra mutfak dolaplarımın kapısını açık bırakacağım. Öyle. Hadi bakalım, bugün günümüzü başlattık. Bismillah dedik. Rabbim inşallah kazasız belasız aileme kavuşmayı nasip eder. Evet canlar, biz hazırız. Giyindim. Ben böyle gene siyahlara büründüm. Gamze de siyah giyinmiş. Yola çıkıyoruz inşallah. Valizlere koydum şeye. Karşı komşuya yine ambulans geldi tabii ki. Şimdi her şeyimi bir kontrol edeyim. Mutfak dolaplarımı da açık bıraktım ki şey olmasın sıcakta. Bozulmasın bir şey. Buzdolabım açık. Aman meyveleri unuttum. Dur. Mandalina almıştım, onları unuttum. Gamze. Hele gel. Yaşadığınız tatsız tecrübe konusunda inanır mısınız en az sizin kadar please turn next right hitap etmeyi başaramadığım bir programıma denk gelmiş olabilirsiniz. Ancak bana bir şans daha verirsen bileceğinden eminim. Çünkü 4 milyon kişi yanılıyor olamaz, tamam mı? Seni gibi zevksiz, gustosuz bir radyo TV'ne canı istediği zaman özgürce istediği lafı yazıp vereceğini düşünen değerli beyefendiciğim. Türk Hava Yolu'nun şeyi ne geziyor? Please bear next right, then take the next left turn immediately. Station on the left after 150 yards. Biz geldik arkadaşlar havaalanına. Please turn next right, then take the şimdi second right turn. Arabayı park edeceğiz. Level 4 diyor işte, değil mi? Doğru gidiyor inşallah. You have reached your destination. Evet. Biz geldik. Şöyle kendimize çevirek mi? Kameranın önüne geçtim diye kameradan saklanıyorsun. Kameranın önüne geçtim. Yok, kameranın önüne geçtin gene. Ney? En çok eşya bizde var, hep senin yüzünden. Her birimizde bir tane valiz olması lazımdı.
Ama millet tatile gidiyor. Biz aile ziyaretine de gidiyoruz o yüzden. Evet, havaalanı. Tamam, seni çekmeyeyim. Nasıl çekmek istiyorum? Kolye taktım diyor ama. Yarın görüşeceğiz artık ailemizle. 24 saat uçakla gidiyoruz ama 24 saat tutuyor. Valizlerimizi daha vermedik, açılmadı. Erken geldik ya. Şimdi onu bekliyoruz. Herkes de bir telaş tabii ki. İyi git. Biz valizleri verdik içeriye. Şimdi şu mağazaların olduğu yere geldik. Gamze buraya girmek istedi. Her havaalanı pahalı ama normalde ne kadar onlar dışarıda? Aslında aynı fiyat. Bunu beğenmiş. Evet, uçağımız 10:15 geçe. Dışarıda daha uygundur. Abo. 160 uygun muymuş yani? 160, burada da 144. Niye? Altın kaplama mıdır? Şöyle şuradan göstereyim size. Aşağıda daha var. Aha. Heathrow zaten en büyük havaalanı ya İngiltere'nin, şey gibi, Türkiye'nin İstanbul havaalanı gibi. İstanbul'un havaalanı gibi. Tabii o kadar pahalı değil ama yani burası da pahalı. Her havaalanı gibi. Burada su ne kadar acaba? Mesela İstanbul'da Türk Hava Alanı'nda suyun fiyatını 80 lira mı ne, öyle bir şey duymuştum yanlış değilsem. Bu da ne kadar ki? Şurası da kitap mitap. Karşıda suşici varmış. Bu ne? Burada hediyelik eşyalar. Restoran. Ha? Sushici iki tane yan yana açmış sushi. Ben severim sushi. O da sushi yazıyor. Ne yazıyor? Hey? Şanshu yazıyor. O ne? O da sushi. Ha, birbirine yakın. Birbirine yakın kelimeler ya. İkisini de sushici sandım. Biz valizlerin hepsini verdik. Sadece şu küçüğü kaldı. Tek sadece beni düşündüren babamın getireceği arabaya sığacak mı bu kadar araba? Aman bu kadar eşya. Kurt. Bunlar da marka da biz işte. Renkli renkli şeyler. Şu terlik ne kadar? Bakayım.
107 poundmuş. Yüz yedi poundmuş otellik. Marka dedim sana. Ha. Bize kepek yapar onlar. Flaşı açamıyorum maalesef. Bu da Gucci'ymiş. Gucci. Bu da Dior. Hiç marka takıntım yok valla. Gir kızım gir. Bakmak bedavadır. Bakmak bedava. Ama bu nedir böyle çanta? Hoş geldim Türkiye'ye. Şimdi valizleri almaya gidiyoruz maalesef. Valizler otomatik gitmiyormuş. Mardin havayolu kabul etmiyormuş onu. O yüzden valizleri alacağız. Tekrar sıraya gireceğiz. Bekliyoruz Mardin uçağımızı arkadaşlar. Gün aydın aydınlandı burada. Saat 5'i geçiyor. Şimdi uçak saatimizi bekliyoruz. Valizlerimizi verdik. Gamze acayip uykusuz ve yorgun. Normalde evde geç yatıyor aslında ama burada şimdi yol yordu gerçekten bizi. Aktarma uçuşlarda gerçekten zor oluyor. Zamanında babama çok diyordum, baba bir yere taşın, havaalanı olsun orada. Hani ben de biletimi alırım, direkt gelirim. Böyle aktarma olduğu zaman çok zor oluyor, yoruluyoruz yani. 24 saatimizi alıyor uçakla olduğu halde. Bakın dün saat 2'de yola çıktık havaalanına gitmek için. Ertesi gün oldu. Saat 10, söyle yani babamın evine, ailemin evine varım ama daha kaç saat var yani, 12 gibi herhalde eve varırız. Epey zaman alıyor. Gerçekten çok yorucu oluyor. İşte aileyi görmek, gurbette olmak gerçekten böyle zor oluyor. Ne yapalım, sağlık olsun. Her sene gelemiyor zaten. 2 senede bir geliyoruz. Her sene gelsek gerçekten zor olur bizim için herhalde. Bir dahakine bilmiyorum nasıl olur, nasıl ederiz. Bir dahakine Gamze ile gelmem zaten. Yalnız gelirim. Gamze çünkü çok yoruluyor. Bir de sıkılıyor zaten bizim oralarda. Ona göre pek bir şey yok orada. Ben orada doğdum büyüdüm. Ya orada doğmadım daha doğrusu da orada büyüdüm yani. Benim çocukluğum, gençliğim orada geçti. Tabi insan uzun süre kaldığı zaman sıkılıyor. Ama zaten Mersin'e de gideceğiz. Orada da oyalanırız. Biraz zamanımız geçer inşallah. Bakalım. Tatilimiz inşallah güzel geçer. Gamze diyor bu tatil değil. Tatil kızım, niye tatil değil? Tabii bu tatil sayılmıyor aslında. Tatil dediğin denize gideceksin, otele gideceksin, yan geleceksin, yatacaksın. O tatil oluyor. Bu aile ziyareti. Yarı tatil, yarı aile ziyareti. Öyle işte. Bakalım. Telefonumu şarj edecek yer bulamadım yalnız. Ben de üstüme bunu giydim ama hiç at edemedim. Allah.
Şöyle size havaalanından bir şeyi de göstereyim. Karşıda da görüyorsunuz Türk bayrağı. Yaklaştırayım. Türk bayrağını görüyor musunuz? Nasıl dalgalanıyor? Ey Allah'ına kurban senin. Dalgalan. Neydi bir şeyleri dalgalan sen de. Neydi ya? Unuttum ha. Sabah sabah aklıma gelmedi. Bir var diye bayrakla ilgili bir şiir. Saklaştırayım. Az önce yağmur sefeliyordu Gamze. Dışarıda nerede olacak? Terasa gitmiştim ya. Yağmur çiseliyordu valla. Bu yeni havaalanı arkadaşlar, Sabiha Gökçe değil. Yeni havaalanı çok büyük. Yani bir yerden bir yere gidene kadar insanın yüreği şişiyor valla. Biz geldik. Mardin'deyiz. Güneşten hiçbir şey görmüyorum. Mardin kapı şen olur, lele, 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 lele canım. Uçakta beni bir hapşırık tuttu, hala hapşırasım geliyor. Belki 10 kere üst üste hapşırdım. Bir anda ne oldu Nezlem? Nezle değilim herhalde, alerji mi oldu, bir şey oldu ya. Allah'ım hapşıra hapşıra mahvoldum. Gamze de burada kadınların resmini çekiyor. Beni çekmiyor. Bana yok diyor, millete yok diyemiyor. Görüyorsun. Böyle kız. Neyse, başkalarına karşı saygı olsun. Yardımcı olsun. Yardımsever olsun. Herkes de çekiyor. Bayramın kutlu olsun anneannem. Annem benim. Kurban olurum. Nasılsın? İyiyim, nasıl? Ben ağlamayacağım özellikle. Ağlamayacağım. Biz baba kız ağlamayacağız. Dede bayramın kutlu olsun. Özledin mi? Hoş bulduk. Çekelim dur. Günlerdir yol gözlüyorum. Günlerdir. Ah! Hamdolsun. 2675 sefer sayılı İstanbul uçak kalkış için. Evet arkadaşlar. Ayşe Sultan'a kavuştum. Duygularınızı alalım. Yani nasıl mutlu olmam? Benim biricik kızım geldi. Evet, teşekkür ederim. Gamze ile de dedesi su almaya gittiler. Yolda durduk. Valizi de buraya koyduk. Sığmadı arkaya. Ben de böyle köşeye sıkışmışım. Hava sıcak gerçekten burada ama hani aşırı aşırı bir sıcak yok. Ya da biz bu sıcağa hasret kaldığımız için. Biz gerçekten hasret kaldık sıcağa. Kızım ben evden... Haziranda hala yağmur yağıyor bizim orada. Ben evden dışarıya çıkmıyorum. Çıkarsam da geç saatlerde gideyim bir yarım saat dolanayım ya pazar ya market. Ondan sonra eve geleyim. Hiç bir gezme mezme yok bende. Sıcak gezemeyeyim ki, evdeyim hep. Biz de soğuk diye yağmur diye dışarı çıkıyoruz. Ben soğuğu yağmuru yani çok seviyorum. Yani güneşi görsem en azından bahçeye çıkıyor. Ben bulutlu yağmurlu havalar çok seviyorum. Ben sevdim. Aşırısı hoş değil. Yo yo valla çok güzel. Elime geçmiyor ki benim. Yağmur yağdığı zaman seviniyoruz biz. Mutlu oluyoruz. Tabii buralar hep sıcak olduğu için. Hadi bakalım. Evde görüşürüz. Evde de kardeşim, karısı, çocukları bekliyor bizi. Heykel değil ne diyor işte. Heykel diye.
Videonun finalini tepsi kebabıyla kapatalım. Uyudum, kalktım, sesim çok kötü.
Hiçbir savcının aklına gelmiyor. Yukarısı kim?